Kuşçular Kelebekçiler kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bir tane kaçak indirdik. Şurada görüyorsunuz arkadaşlar, filo kuşu. Gerçi Eyüp Bey indirmiş. Nasıl indirdin Eyüp? Bu Eyüp'e laf eden arkadaşlar. Adam olun, akıllı olun, aklınızı alır bak ha. Haberiniz olsun, yeni kümezini de yaptı bu arada. Kümezin videosunu daha sonra çekeceğim ama önce şu kaçağın görüyorsunuz halini. Arkadaşlar perte çıkmış, Eyüp bir yem attı. Gelsin buraya. Şuraya, bu da erkek ya. Bizim kısmetimizde gelenlerin... Eyüp yavru arabı biz... Ha inmiş aşağıya, helal lan oğlum sana. Ağzı beş karış olmuş. Arap yavruyu biz havada unutmuşuz arkadaşlar onunla uğraşırken. Şurada şurada kenarda kenara at. Onu güzelce ne? Ben alayım mı? Biraz sakinleşsin. Sakinleşsin. Gel kenara gel. Kenara gel. Gel sakinleşsin. Evet arkadaşlar biraz hayvan sakinleşsin. Hadi kümeze. Bunlar biliyorsunuz arkadaşlar ses yapmadı mı direkt kümeze. Hop. Yakala lan Eyüp. Eyüp kuş yakalayamaz diyenler için. Ooo yanıyor arkadaşlar. Hayvan susuzluktan yanıyor. Maşallah. Vay. Damacanayı bitirdi ya. Damacanayı bitirdi be. Bitirdi be. Eyüp bitirdin lan bizi Eyüp. Helal lan sana Eyüp. Şurayı kapağını kapatalım. Ön parası çıkarmaz ama güzel. Eyüp'ten güzel bir makara. Ne diye yanayıp? Hı? Ne olmaz? Yem parası çıkmaz ama güzel işte. Yem parası çıkmaz ama güzel diyorsun. Satıyorum bunu. Alıcısı varsa hemen benimle irtibata geçsin. Satacağım arkadaşlar. Şöyle. Hep dağıtıyoruz, hep veriyoruz ama bizim bir tane kuşumuz kaçtı mı? Bir Allah'ın kulu bizi arayıp da demiyor kardeşim kuşum burada. Geçenlerde bir karabaş yavrumuz vardı. Arkadaşlar bu kuş efsane olacak dediğimiz bir karabaş yavrumuz vardı. Biz o yavruyu kaybettik. Şurada şu ağaçların olduğu bölümde kuş ilk uçuma girdiğinde oynamaya girdi arkadaşlar. Başladı fırdır fırdır oynamaya. Orada da bir tane dişsiz kendi işte sanki babasının emeğiymiş gibi 400-300 getirsin de veririm hesabına yapmış. Ben de dedim sanki babasının emeğini mi satıyor lan? Benim kendi emeğim. Adam gibi makul bir şey söyle dedik gelip alalım. Ben oraya kuş vermem. Niye vermiyorsun? Zamanında biz ona bir günde 7 tane koymuşuz ya arkadaşlar. Bir günde 7 tane kuşunu yakalamışız. Bizi arıyor biz gel kardeşim hangisi senin kuşunsa gel al dediğimiz halde. Affedersiniz bir yerini kaldırıp gelemiyor. Ondan sonra bizim kuşumuz gitti mi tabi değerli ya bizim kuşumuz. Hemen kanadına kökünden makas atmışlar arkadaşlar. Cikcik yavrunun kanadına kökünden makas atmışlar. Hatta resmi hala bende duruyor. Resmini de silmedim. Sen onu oraya karantina yerine koy. O kuşun da resmini silmedim bilerek. Çünkü bana yakın. Muhakkak onu böyle hani derler ya senede bir kez bir insan yanlışlıkla da olsa birinin kucağına otur hesabı var ya bende. Ben o kucağa oturma anını bekliyorum. O resmi o yüzden silmiyorum. Bakalım. Biz de bindiğimiz zaman ne yapacak? Ne tepki verecek? Ben onun gibi satmam. Ben burada kanadını da kesmem. Ben burada onu alıştır, uçururum onu. Ama arkadaşlar gerçekten şu kuşçu camiasında kanı bozuk çok insan var. Samimi bir şekilde söylüyorum bunu. Bakın benim semtte ben dünyanın kuşunu yakalıyorum arkadaşlar. Markası varsa arıyorum. Sahibi varsa kendimiz götürüp veriyoruz. Bakın kaç tane kanat posta yakaladım arkadaşlar. Sevdiğimiz bir abinin kuşları çıktı. Ne yaptım? Ben kuşlara gittim adama teslim ettim. Neden? Başkası olsa o kuşu vermez kardeşim. Gider saklar yani. En aşağı ölüsü 300-400 milyon kuşun tanesi. Bunu biliyoruz kanat postaları. Gayet şekilleri de güzeldi. Teşkilatları, kanat üstleri, yapıları falan muazzam kuşlardı. Ama ona rağmen yine de biz ne yaptık? Hemen aradık. Dedik kaybın varsa bak burada biz böyle böyle kuşlar yakaladık. O da benim yeni getirdim dedi kuşları.
Biz de verdik arkadaşlar. Yani kimsenin kuşunda gözümüz yok. Allah da hiçbir zaman kimsenin kuşuna göz bırakacak zamana bırakmasın bizi inşallah. Çünkü kimsenin kuşunu istemem arkadaşlar. Ben kendi emek harcadığım kuşlar, benim kendi bildiğim kuşlarım benim gözümde altın. Gerisi en kralının olsa benim gözümde çöp. Hiçbir değeri, hiçbir kıymeti yok. Çünkü herkesin kuşu kendine güzel. O yüzden bir şey diyemiyorum. Böyle bazen karaktersizlerle de karşılaşabiliyoruz. Kaçağı getirsene ya, bir inceleyelim. Arkadaşlar ya, böyle sinirim şartelim atınca bir an unuttum kaçağı. Bunlar da yeni geldi arkadaşlar. Hasan abimiz sağ olsun bir takım hediye getirdi bize. Kuşun kafası tüye giremiyor diye yolmuş komple kafasını. Bakalım uçuracağız bunları. Yakalamış arkadaşlar. Her ikisini de yakalamış bunları. Ben de dedim bakıcı yaparım diye. Aldım ondan. Bakalım dönerler mi dönmezler mi? O da bir şey görmemiş. Kuşlar kendiliğinden inmiş takım halinde. Bir aç bakayım şunun kuyruklarını yiyip. Çok güneş var. Arkadaşlar gayet güzel bir kuş bence. Full gümüş kuyruk değil mi? Evet aynen öyle. Arkadaşlar bu kuşun değerini bilmiyorum gerçekten böyle. Hani şimdi sazlı tamam ak kuyruk oluyor. Şu an şöyle söyleyeyim. Hani normalde bunların değerleri ne kadar bilmiyorum tam olarak. Çünkü kanatlarında bakayım. Kanatlarında sazı var. Diğer kanadını göstereyim. Onda da bayağı bir saz var arkadaşlar. Şöyle ya gördüğünüz gibi. Var. Evet. Yani bunların değeri nedir? Özelliği nedir? Ne olması gerekir? Tamam. Full ayna kuyruk, gümüş kuyruk diyorlar onlara arkadaşlar. Biliyorum. Gümüş kuyruk dediklerini. Ama bu da gerçeği çok güzel. Şöyle bir bakın. Yanmış zaten susuzluktan arkadaşlar bu kuş. Oo, ağzındaki suyu döküldü. Şurada bir inceleyeyim şu kuşu. Bir saniye. Geç oğlum bakayım da. Geç. Arkadaşlar bence bu kuş ama kırmızı göz. Bunlarda böyle kırmızı göz oluyor mu? Ayağında da tozlukları var. Eyüp ayaklarındaki boncukları çıkarmış. Arkadaşlar alacak kişiye boncuklarını da vereceğim tekrardan geriye. Eyüp çünkü bak kuş yakaladığı zaman görüyorsunuz arkadaşlar hemen ayaklarını falan temizliyor. Güzel kuş. Bir bakalım ne yapacak. Bizde şu anlık kalsın. Bebecikler siz ne yapıyorsunuz bakayım. 1, 2, 3, 4 tane yavru yan yana maşallah deyin arkadaşlar bu arada. Kal sen ne zaman yumurtlayacaksın bir daha ya. Senin bir yavrunu alamadık. Ve. Şampiyon. Şampiyon. Arkadaşlar bu benim şampiyonum. Geçen yıl bundan bir tane kaçırmıştım. Çok güzel bir dişim vardı. Kaçırdık bunu. Bu onun kardeşi. Umarım başına bir şey gelmeden bunu izleriz. Bu koca kafamız da yumurtada yatıyor. Şurada da iki tane başka miniklerim var. Minik bebeler. Bebecikler. Şurada kızımız da yumurtada yatıyor. Tek yumurta mısa, çift yumurta mısa? Bakayım. Şu anlık tek yumurta. Bu bakıcımız arkadaşlar. Şunları bekliyorum yumurtlasın diye de. Şu dişi çok illet arkadaşlar. Gerçekten çok illet. Eyüp aşağıda o çaydanı, çayı falan getirdi. Bir çay içelim. Bu kadar kaçak yakalamışız. Üstüne çay içilmez mi? Boş ver boncuğu. Satacağız nasılsa onu. Ben de satıyorum bundan sonra arkadaşlar. Bundan sonra böyle. Ben de artık kendime... Çıkın bakayım. Çık bakayım yeni yavru. Çık. Çık. Arkadaşlar. Şu an 1, 2. Eyüp kaç tane yavru uçuruyoruz biz? 3 tane Arap. Bir tane çapar değil mi? 2 Arap mı? Arap'ın biri ölmüştü arkadaşlar. Unuttum yala. 1. Şu an 2. Orada 3. Karabaş yavrumuz var bir de. Eyüp karabaş yavrumuz burada. Arkadaşlar.
Gördüğünüz üzere güzel bir kaçak yakaladık. Bugün pazar. Pazar günümüz boş geçmedi arkadaşlar. Güzel bir kaçak yakalamış olduk gördüğünüz gibi. Kırmızı arka tepimiz, beyazımız, şöyle baskalarımız, tiplerimiz de yumurtlamaya başladı tekrardan arkadaşlar. Ve güzelim baska yavrum arkadaşlar, dişi çıkacak Allah nasip ederse gördüğünüz üzere. Bu Miro diye beklediğimiz yavru ama Miro çıkmadı. Bunun beyefendi oldu, hanımefendi diye bekliyorduk, beyefendiye döndü. Şu miski baskamızı da dişi bekliyorduk, o da erkek çıktı. Postamız da burada arkadaşlar, görüyorsunuz. O da uçuyor, ağzı biraz açılmış. Yandaki şekeri baskayı da çıkartabilirim arkadaşlar. Satacağım böyle giderse, çünkü erkeğimiz çok, dişimiz yok. O yüzden biraz baskaları da şey yapacağım herhalde, mecburen. Elimizde dişi olmadığı için. Kızım, prensesim. Evet arkadaşlar, rüzgar çok, daha fazla kulağınızı ağrıtmak istemiyorum. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, Allah'a emanet olun, dostça kalın.